Selamlar, saygılar efendim. Biliyorsunuz Escape from Tarkov'da bir görevimiz var bizim. Gunship, yani silah ustası görevi. Şimdi o görevin üçüncüsünü yapacağız. Şuradan hemen tüccarlara gelelim. Aslında bu görev yapması çok zor bir görev değil, kolay bir görev. Ve size XP olarak da iyi getirisi olan bir görev. Yani hızlı bir şekilde FLA marketten, bit pazarından silahlar alıp modifiye edebilirsiniz. Ve karakterinizi 2000, 3000 artık 5000 kaç XP ise karakterinize ekleyebilirsiniz bunu. Ve hızlı bir şekilde de level atlamış olursunuz. Tavsiyemdir, atlamadan geçmeyiniz. Bakmayın, ben video çekmek için epey bir beklettim açıkçası. Yani şu anda 23 levelim. 23 levele gelene kadar çoktan yapılabilecek bir görev bu. Neyse, lafı fazla uzatmayın. Mekanik abimize geldiğimizde burada bir MP5'e ihtiyacı olduğunu söylüyor. 50 şarjörlük MP5 olmasını istiyor. Susturucu istiyor. Üzerinde ışık flashlight takılı olmasını istiyor. 200'den fazla nişan menzilinin olmasını istiyor. Ergonomisinin 45 ve üzeri olmasını istiyor. Toplamda da 210 geri tepme olmasını istiyor. Tabi biliyorsunuz 2 geri tepme var bizim silahlarımızda. Yatay ve dikey. Onu baz almanız gerekiyor. Sadece bir tanesi yeterli değil. Ağırlığın ise maksimum 4 kilogram. Yani 4 kilogramı 4.00 kilogram olmasını, bunu geçmemizi bizden istiyor. Yani 4 kilogram ağırlıkta bizim sınırımız. Neyse, çok fazla lafı uzatmayalım. MP5'i find and raid de yapabilirsiniz. Yani raid 10'de bulabilirsiniz. Bir loot sırasında da bulabilirsiniz. Gelip buradan bit pazarından hızlı bir şekilde, zaten MP5 diye arattığınızda birçok silah ya da birçok ürün karşınıza çıkacaktır. Şöyle MP5 dediğinizde gördüğünüz gibi bir sürü MP5 tüfeği göreceksiniz. Buradan gelip satın alabilirsiniz. Aşağı yukarı 20.000 ruble karşılığında alabiliyorsunuz. Onun dışında eğer FLA marketiniz açık değilse, bit pazarınız açık değilse buradan mekanik abimizden de alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arabulucudan da alınıyor diye tahmin ediyorum. Evet, arabulucudan da alabiliyorsunuz. Kıyakçıda olduğunu sanmıyorum. Proper'da olduğunu sanmıyorum. Proper'da böyle Rus silahları satıyor. Evet, yokmuş. Bunları aldıktan sonra, tabii ki bir MP5'i aldıktan sonra sadece MP5 yeterli olmuyor. Farklı silah. Bakın, ben de şu anda MP5'te oynuyorum. MP5'i koydum. Güzel bir modifiye ettim. Çünkü geri tepmesi çok az ve yakın mesafede etkili bir silah. Tavsiyemdir. Neyse, MP5'i aldıktan sonra farklı parçalarda almanız gerekiyor. Şöyle şunları da ayırayım. Tüm parçaları ayırmak gerekiyor. Ayırmamışız. Bunları da hızlı bir şekilde ayırdık. Tamam. Şimdi zaten hep bütün parçaları tanıtacağım size. O parçalar yoksa gidip FLA marketten ya da bit pazarından bunları alacaksınız. İlk almanız gereken HK MP5 ST üst gövde. Bunun dışında bir tane de HK MP5 919 hafif makineli silah donanma üçlü atış. Bu iki parçayı almanız gerekiyor. Bunları hemen birleştirdim. Ardından bir HKA2 dipçik almanız gerekiyor. Bunu da hemen birleştirdim. Ardından bir susturucu. Evet, onu da, tabii hangi susturucu, onu da adını söyleyeyim. MP5 ST919 susturucu almanız gerekiyor. Onu da birleştiriyoruz. Ardından flashlight takabilmemiz için bir takım gereksinimler var. Onları alacağız. Onlardan biri BT MP5 ST Trailrike yüzük almanız gerekiyor ve bir tane de taktiksel mavi lazer modülü NK Star firmasının ürettiği. Bunları da birleştirelim ve sonra bunu MP5'imize takalım. Ardından bu parçaya ihtiyacımız var. HK MP5 tüfek nişangahı. Bu olmadan nişan alıp ateş edemeyiz, biliyorsunuz. MP5 kurma koluna ihtiyacımız var. Bu da çok önemli bir parçamız. Şöyle tekrar göstereyim. MP5 kurma kolu. Bu silahın orijinalinden çıkıyor diye biliyorum. Ben bakayım şuradaki orijinalden. Var mı öyle bir parçamız? Evet. MP5 kurma kolu. Silahın orijinalinden çıkan bir parça. Hatta ilk iki parça da silahın orijinalinden çıkıyor. Onu da birleştirdikten sonra artık yapmamız gereken çok fazla bir şey kalmıyor. Bir tane şuna ihtiyacımız var. MP5 ST polimer el kundağı, yani el tutacağı. Onu takıyoruz. Zaten silahımız o anda gördüğünüz gibi artık kullanılabilir hale geliyor. Tek ihtiyacımız olan 50 şarjörlük bir mermi
kutusu ya da 50 mermilik bir şarjör demek çok daha doğru olur. Ürünün adı X ürünü X-5 MP5 için 50 mermilik 9x19 şarjörü. Bunu da MP5'imize taktığımızda gördüğünüz gibi silahımız göreve hazır hale geliyor. Şu sırtık bize onu gösteriyor. Ardından çok da bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Sadece buradan tüccarlardan mekanik abimize geliyoruz. Görevler diyoruz ve ardından MP5 silah ustası 3 bölümünü gördüğümüzde teslim et diyoruz. Silahı seçiyoruz. Zaten hali hazır yerinde. Teslim ediyoruz ve işimiz bitiyor. 2800 deneyim, $252 artı bir mekanik bonusu ve diğer görevleri de, ürünleri de alıyoruz ki bu çok önemli bir şey. Magnol PD'ye kabza, gerçekten bu olmazsa olmaz. Ama tabii bir de Glow'un bize kilidini açıyor. Bakalım onları da alalım hemen. Tamamla diyoruz. Tamam diyoruz. Sohbete geliyoruz. Hemen mekanik abimizden bir bildirim gelmiş. Hepsini al diyoruz. Ve hepsi buraya geliyor. Bu kadar. Evet. Sonraki silaha da bakalım isterseniz. Sonraki silah neymiş? Bir sonraki silah. Şöyle kabul edelim. OPSKS. Evet, bir sonraki silah OPSKS. Bunu da en yakın zamanda toparlayıp YouTube'dan paylaşacağım. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.